Merhaba arkadaşlar. Bugün C41 banyosu yapacağız. Negatif banyosu. Bir önceki videomda nasıl tasarladığımı ya da detaylarını anlattığım hazne şu anda çalışıyor ve kimyasallar içerisinde. Şimdi biz de tankın içerisinde filmi koyacağız çadırın içerisine. Onun detaylarını konuşalım. Şimdi filmleri çadırın içerisine koyacağız. Yani tankın içerisine koyacağız. Bunu da karanlık çadırın içinde yapacağız. Çünkü filmler tabii ki de ışık görmemesi gerekiyor. Şöyle dışarıda kabaca göstermeye çalışayım. Yapacağımız işlem şu. Buradaki makaraların her birisine filmleri tek tek saracağız. Nasıl yapacağız? Birincisi, bu yukarıdaki dönen silindirin olduğu yerden filmi içeride açacağız. Aynen meşrubat şişesi kapağı açarmış gibi açacağız. Karanlıkta. Üstten filmi alacağız. Filmi temsilen şimdi başka bir şeyle göstereyim. Filmi alacağız ve bu makaraların üzerinde çıkıntılı olan kısımdan filmin başlangıcını ittireceğiz elimizle belirli bir yere kadar. Burada metal toplar var. Metal toplar deliklere girdikten sonra artık sadece şu hareketi yaparak filmi ilerletebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi film şu anda sarılmış oldu ve bu bir helezon şeklinde. Ben bu hareketi yapmaya devam ettikçe film şeye doğru sarılmaya devam edecek. Helezonun içerisine doğru. Şunu böyle açıp ikiye ayırabiliyoruz. Şimdi bu çadırın içerisinde her şey karanlıkta olacağı için biraz düzenli olmanız gerekiyor. Karanlıkta bir dolu şey koyacağız çadırın içerisine. Hepsinin yerini biliyor olmanız lazım. Benim de kendimce tasarladığım bir düzen var. Bu düzene göre, bu çubuğu içerisinde bırakıyorum. Bu düzene göre kutuyu bu şekilde, yan şekilde en sol üst köşeye koyuyorum. Tankı. Tankın kapağını onun hemen yanına. Sonra makaralar. Daha yakına. Ve en önde de filmler duruyor. Sağ tarafımda da makas ve açacak duruyor. Şu anda şey ters. Bir dakika. Neyse, okey. Şu kollar bu tarafta olacaktı. Onu ters yapmışım. Dolayısıyla ben ellerimi şeyin içerisine soktuğumda, çadırın içerisine soktuğumda her şeyin yerini biliyorum. Hiçbir şey aramakla uğraşmıyorum ve hızlı bir şekilde makaraları sarıyoruz. Şimdi evet, bu düzeni kuralım. Bunu birkaç kere yaptıktan sonra yapmak gayet kolaylaşıyor. Bunu ilk yaptığımda 45 dakikamı falan almıştım. Hem karanlıktasınız hem kas hafızanız yok. Biraz zor olmuş. Evet arkadaşlar, film şu anda tankın içerisinde. İlk yapacağımız şey tankı bu haznenin içerisindeki suyla beraber birlikte ısıtmak. Şimdi çok kolay. Hemen daldırıyoruz suyun içerisine. İnsan ilk önce tedirgin oluyor filme su değecek diye. Ama öyle düşünmeyin. Zaten sıvıyla banyo ediyor olacağız. Yanımızda kağıt havlu bulunduruyoruz. Bu aşamada eldivenlerimizi takabiliriz. Normalde kitapçığında tankı baş aşağı çevirip döndürmeler de var. Ben bunu yapmıyorum. Sadece bu karıştırma çubuğunu kullanıp karıştırarak banyo yapıyorum. Gayet de yeterli oluyor. Şimdi yapacağımız şey şu, özetlemem gerekirse. Birincisi, bakın 4 adımdan oluşan bir işlem yapacağız. Ne yaptık? Şeyi ısıttık, tankı ısıttık. Bu 0. adım. Birinci adımda renkli developer'ı tankın içerisine dökeceğiz. 3 dakika 15 saniye boyunca çalkalayacağız. Ondan sonra da ikinci kimyasalı geçeceğiz. 4 dakika boyunca da bu kimyasalla yıkayacağız. Ondan sonra 3 dakika boyunca sıcak suyla, bu tankın içindeki suyla durulayacağız filmi. Ve ondan sonra da stabilizer'dan geçireceğiz 1 dakika boyunca. Şimdi bu verdiğim buradaki süreler ilk 4 film için uygulanacak süreler. Ondan sonra süreler yavaş yavaş artıyor her bir kimyasal için.
Yani burada gördüğünüz üzere 3 dakika 15 saniye ile başlayan developer ilk işlem 4 dakikaya uzuyor. İkinci aşama ise 4 dakikadan 15 dakikaya uzuyor. Şu anda biz ilk 3 rulumuzu yıkadığımız için ilk kolondaki kısmını takip edebiliriz. Evet, şu anda başlayalım. Sabunun içerisine dökerken süreyi başlatıyorum. Ve bunu sıcaklığı sabit tutabilmek için yine suyun içerisine geri döndürüyorum. Şu anda yapacağımız şey şu. Her 30 saniye ve 1 dakika başlarında 10 saniye boyunca tankın içerisindeki filmleri döndürüyor olacağız. Evet, 40. saniye geldik. Duruyoruz. Şimdi 1. dakikada tekrar aynı işlemi yapacağız. Yaptığım şey bir ileri bir geri, bir ileri bir geri filmi içerideki sıvının içerisinde çalkalamak. Evet, 10 saniye boyunca. Şimdi 3. dakikada 10 saniye boyunca karıştırdıktan hemen sonra kutunun içerisine dökeceğim. Kendi kutusunun içerisine geri döndüreceğim. Evet, artık developer'la işimiz bitti. Hemen bu huniyi yıkıyor olacağım. Bu sefer bleach işlemine geçiyoruz. Yine tankın içerisine geri dönelim. 1. dakika yaklaşıyor. Tekrar karıştıralım. Bu bleach fix'ten 4 dakika boyunca bu işlemi yapacağız. Bu işlemden sonra film artık ışığa duyarsız hale gelecek. Bir önceki videomu hatırlıyorsanız. Evet, 3. dakikadayız. Bu aşamadan sonra 3 dakika boyunca filmi durulayacağız ki kalan bleach artıklarını yok etmiş olalım. Bundan sonraki aşamalar için sıcaklığın bir önemi yok. Durulamanın süresinin de çok bir önemi yok aslında. Yani 3 dakika, kesin 3 dakika durması gerekiyor diye bir şey yok. Yani filmin üzerindeki fazla kimyasalı almak için yaptığımız bir şey. Arkadaşlar, kameranın kayıt süresi de olduğu için filmin tanktan çıkışını filme alamamışım. Şu anda fark ediyorum. Ancak önemli değil. Filmi aldıktan sonra şöylece bir sildikten sonra mandalları astık ve elde ettiğimiz sonuç bu. Gördüğünüz gibi film gayet güzel banyo edilmiş. Ve şimdi bunları mandalımıza astıktan sonra kurumak üzere 45 dakikalığına falan kuru, çok tozlu olmayan bir yere ısıtacağız. Evet, bugün birlikte J41 negatif banyosu yapmış olduk. Gördüğünüz gibi çok kolay bir işlem. Sadece sıcak su hazırlayıp kimyasalları belirli bir sıcaklıkta tutmakla uğraşıyoruz. Ondan sonraki her adımda aynı işlemi yapıyoruz. Yani tankın içerisindeki filmleri karıştırıyoruz. Sadece bundan ibaret. Bu videoyu izleyip de kendi evinde film develop etmeye başlayan arkadaşlar olursa gerçekten çok mutlu olurum. Bildiğim bir şeyi başkalarına geçirmiş olurum. Bu da beni çok mutlu eder. Evet, bugün J41 banyonun detaylarını gösterdim size. Videomu beğendiyseniz lütfen likelayın. Kanalıma üye olun. Sorunuz varsa ya da bu konu hakkında benden başka türlü yapıyorsanız bazı adımları lütfen comment alanına yazın. Tartışalım, konuşalım bu işler hakkında. Görüşmek üzere.